Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ederken bugün sizlere geçmişten gelen güzelliğini tarihiyle günümüze kadar taşıyan Kocaeli ilimizin neredeyiz? Derince'den sesleniyoruz. Bölgede uzun yıllardır kasap anlamında kurumsal kimlikte adımlarını sağlam atan Türket Kasap'tayız. Yanımızda firmamızın sahibi beyefendi Sinan Eren bulunmakta. Bakalım bize neler aktaracaklar. Merhaba, nasılsınız? Merhabalar. İyisiniz. Teşekkürler, siz? Teşekkür ederiz. Sinan Bey, şimdi sohbetimizin detayına geçeceğiz. Evet. Şöyle şahsınızı kısaca bir izleyicimize tanıtalım. Tabii. 1998 yılından itibaren bu sektördeyiz, et sektöründeyiz. Evet. 2009 yılından itibaren kendi yerimizi Tuzla, evet. İstanbul Tuzla bölgesinde ilk açtığınız yer değil mi? İlk şubemizi orada faaliyete geçirdik. Güzel. 2013 yılından itibaren İzmit, Derince, şu anki olmuş olduğumuz şubedeyiz. Güzel. Burada müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Tamam. Şimdi kurumsal kimlikte büyüme, tabii yavaş yavaş adımları atmışsınız. Şimdi hedeflerinizi de konuşacağız ama önce buradaki hizmetlerinizi açarak gidelim. Siz aslen Erzurumlusunuz. Erzurumluyum, evet. Farklı kurumsal büyük firmalarda tecrübelerinizi edindiniz değil mi bu sektörle ilgili? Tabii. Nerelerde bulundunuz? Tuzla'da bir et kombinasında çalıştım. Tuzla mezbanesinde uzun yıllar orada çalıştım. Evet. Hayatım boyunca iki yerde uzun zaman boyunca tecrübe edindim. Şimdi bir büyükbaş hayvanın, küçükbaş hayvanın her noktasını iyi biliyorsunuz. Evet, etin kesinlikle. Lezzeti de aslında nereden yakalanır, vitrinde nasıl buluşur, tabii. Onu iyi bildiğiniz için sisteminizi anlatalım. Hayvanlar size mi ait? Bir yerden alıyorsunuz bu kesim aşamaları. Buraya nasıl hayvanlarımız geliyor? Hayvanlarımız bize ait. Canlı olarak hayvanlarımızı seçiyoruz. Tuzla, Aydınlı, evet, bölgesindeki bölge olarak orada mezbada kesimlerini gerçekleştiriyoruz. Tamam. Bir gün +4 evet, soğuk hava dolaplarında bekletip dinlendikten sonra ertesi gün şubelerimize sevkiyatımızı yapıyoruz. Buraya geliyor. Tabii artık. Buraya geliyor. Tuzla'daki yerimize gidiyor. Tamam. Burada da arkadaşlarımız işliyorlar. Hı-hı. Bölge bölge etlerimizi çıkartıyorlar. Değerli eti, normal kıymalı, kuşbaşılık, evet, tezgahımıza, müşterilerimize sunuyoruz. Peki müşteri memnuniyeti için neye dikkat edersiniz? Neye önem verirsiniz? Vitriniz gayet güzel. Evet. Önemli olan etin kalitesi, hı hı, etin işleyişi, arkadaşlarımızın müşteriye iyi davranması, hijyenik, evet, bir ortamda, evet, temiz bir ortamda. Sizde görsellik de önemli kesinlikle, biraz. Kesinlikle. Bunlara iyi sağlamışsınız. Tabii bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Peki şöyle biraz vitrini bize anlatın. Neler var tabii vitrinde? Tabii ki. Dolabımızda. Dolabımızda antrikotumuz var. Hı-hı. Yağlı antrikot genelde bulundurmaya, evet, çalışıyoruz. Evet, evet. Kuzu pirzolamız, hı-hı, kuzu şişimiz, külbastı, lokum, köfte. Evet. Köfteyi siz hazırlıyorsunuz. Tabii tabii. Köfte, sucuk, kavurma, hı-hı, sosis, bunlar hepsi kendi ürünlerimiz. Ürünleriniz. Tabii. Şurada tezgahta, hı-hı, görmüş olduğunuz etimiz neyse sucuğumuza kullandığımız et de o kalitededir. Aynı kalitede diyebiliriz. Tabii. Sizi tabii bu ara ara denetimleriniz oluyor değil kesinlikle mi mutlaka bu işle yani ilgili? Ayda bir kesinlikle denetimlerimiz oluyor. Bu konuda da hani sizin tüm yeterlilik belgeleriniz, sertifikalarınız, her şeyiniz var. Mevcut. Her şeyimiz var. Güzel. Onun dışında kuzularımız Balıkesir'den, hı-hı, Balıkesir tabii geliyor. Evet, onlar kuzu deyince akla ilk gelen yer burası. Balıkesir ve Trakya'dan da aslında, hı-hı, geliyor. Evet. Dişi kuzu genelde bulundurmaya çalışıyoruz. Çünkü dişi kuzunun eti biraz daha yumuşak, hı-hı, biraz daha kaliteli, evet, oluyor. Evet. Pirzolamızı kuzumuzdan elde ediyoruz. Külbastımızı aynı şekil, evet, bütün kuzularımızdan peki, çeşitlerimizi çıkartıyoruz. Şimdi bazı ürünler bize ait dediniz ya, o bahsettiğiniz ürünlerin böyle toptan perakende satış sistemi neler? Şöyle, burada toptan satışımız yok. Yok. Tuzla'daki yerimizde toptan satışımız var. Tamam. Biz haftanın iki günü veya üç günü İstanbul Avrupa yakasına servislerimiz var. Servis ağımız var. Taksim, Beşiktaş, hmm, Etiler civarında güzel, güzel bir servisimiz var. Özellikle antrikot, pirzola ve, evet, bu drej dediğimiz dinlendirilmiş, hı-hı, steak ürünleri steak mevcut. Steak ürünler tabii, değil mi? Evet. Tabii. Orada onlar mevcut. Sipariş üzerine mi dağıtım var yoksa haftanın o rutin dediğiniz bölgeler hep aynı müşterilerinize yok, dağıtım sipariş var? Yok, sipariş üzerine. Tabii mail üzerinden siparişlerimiz geliyor. Siparişlerimizi toparlıyoruz. Bir gün öncesinden hazırlıyoruz.
aracımıza yüklüyoruz. Evet. Frigolu aracımıza. Frigolu araçta. Güzel. Frigolu aracımıza yükleyip sevkiyatını gerçekleştiriyoruz. Peki şimdi herkesin böyle kısa, orta, uzun vadede hedef hayalleri olur. Kesinlikle. Siz anladığım kadarıyla markayı yavaş yavaş büyütüyorsunuz. Evet. Bursa'da da bir adım atılmış. Evet. Bir anlatalım hedeflerinizde neler var? Tabii. Şimdiki üçüncü şubemizi biz restorant olarak açmak istiyoruz. Restorant konsepti. Evet. Olacak. Restorant olarak açmayı düşünüyoruz. Şu anda tadilatlar devam ediyor. Güzel. Bursa Nülüfer bölgesinde yaklaşık 800 metrekare bir alanda. Büyük alanda. Evet, güzel bir tesis, güzel bir restoran gerçekleştiriyoruz. İnşallah. Az kaldı herhalde işler. Tabii ocağın ilk haftası açmayı düşünüyoruz. Açılacak. Evet, inşallah. İnşallah. Allah utandırmasın. Teşekkür ediyorum. O yeni mekanınızda da. Çok sağ ol. İnşallah iyi noktalara taşıyacaksınız bu markayı. Teşekkürler. Sağ Peki olun. Markanızın farklı bir ismi var mı kullandığınız? Tabii. Özerenet adı altında kurulu firmamız. Buranın ismi evet. de Türket olarak, şube olarak. Evet. Tabii asıl şeyimiz, markamız Özerenet. Özerenet. Türket kardeş marka diyelim. Bursa'da ne olacak isim? Bursa'da Közbahçe Steakhouse. Evet, evet, bunun müjdesini Bursa halkına verelim. Evet. Bursa'da çünkü ticaret olarak, sanayi şehri olarak büyük bir ilimizden Kesinlikle bahsediyoruz. Evet. Siz orada inşallah Nülüfer'de bu Nülüfer'de sistemi evet. taşıyacaksınız. Ocak ayında da sizlerle buluşacak diyelim. Teşekkür Peki, ederim. Peki şimdi bir teşekkür yapalım. Bugüne dek sizden hizmet almış. Evet. Hem buradaki bölge halkına hem İstanbul bölgesi çalıştığınız o toptan yerler, şimdi Bursa'da da bir hizmet olacak. Evet. Şöyle herkese bir teşekkür, son sözlerinizi yapalım. Biz dediğimiz gibi 98 yılından beri biz bu işin içerisindeyiz. 2013'ten beri de İzmit bölgesindeyiz. Evet, evet. İzmit bölgesindeki günden güne artışların farkındayız. Yani taleplerin, müşteri sayısının devamlı artışının farkındayız. İzmit bölgesindeki dükkanımız içinde, Tuzla bölgesindeki dükkanımız içinde, İstanbul Anadolu yakası, evet. Avrupa yakasındaki müşterilerimiz içinde bugüne kadar vermiş olduğumuz titizliğe aynı şekilde, aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Güzel. Herkese bir teşekkür edelim bir de. Herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Evet, bizi tercih ettikleri için. Evet, bizi tercih ettiğiniz için. Peki, çok ben sağ olun. Size burada çalışan tüm kadronuza, oradaki diğer kadronuza, Tuzla bölgesindeki tüm ekibe başarılar çok diliyoruz. Çok sağ olun, teşekkür ederim. İlerleyen zamanda inşallah bu markamızın yeni bir hizmetinde buluşmak dileğiyle. İnşallah. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Teşekkürler. Buyurun. Evet değerli izleyicilerimiz, yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Kocaeli Derince bölgesinden sesleniyoruz dedik. Bölgede kurumsal kimlikte adımlarını atan, artık büyüme hedeflerini arttıran Türket Kasap'tan firmamızın sahibi beyefendi Sinan Eren'den aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü Merkez Stüdyo'dan aktarıyoruz. Hoşçakalın.